Şirketimizin bir de tatilleri var. Yine setup'tan kampanya setting'e gidelim. Kampanya setting'le devam edelim. Setup'a tıklıyoruz. Daha sonra setup'a tıklıyoruz tekrar. Ondan sonra kampanya e, setting hemen aşağıdaydı. Kampanya setting'e tıklıyorsunuz. Kampanya setting'in içinde holidays var. Yani tatiller. Buradan tatil ekleyebiliyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi hiçbir tatil yok. E, sizin için birkaç tatil ekleyeceğim. Tatiller şöyle arkadaşlar. Açıyorsunuz, herhangi bir günü tatil verebilirsiniz. Diyelim ki e, özel bir tatil. Special diyelim, special holiday diyelim, özel. Sadece bir güne özel bir tatil vermek istiyorsunuz. Böyle hani tekrar edin bir tatil değil, yılbaşı gibi değil ya da Ramazan bayramı tatili gibi değil, farklı bir tatil. Sadece e, çalışanınız yorulmuş, siz onlara özel bir günü tatil yapmak istiyorsunuz. O zaman buradaki date kısmına diyelim ki bu ayın yani Haziran ayının 24'ünü tatil yaptınız. Special holiday diyoruz. Recurring yapmıyoruz. Yani recurring tekrar eden tatil. Tekrar etmiyor. Sadece bu yıl için çalışanlarınıza böyle bonus bir tatil vermek istiyorsunuz. Bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tatilin adını yazıyorsunuz. Daha sonra hangi gün vermek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Bu tatil günleri sizin çalışma saatleri suspend oluyor. Yani çalışma saatleriniz o gün için e, sayılmıyor, e, o gün için e, sizin çalışma saatiniz olmamış oluyor, yani boş oluyor, tatil o. Bu e, buradaki tatil çalışma saatlerini o gün için iptal ediyor. Şimdi bunu kaydedelim. Şu anda sizin bir tatiliniz var. Yine holiday ise giderseniz orada görürsünüz tatilimiz burada. Daha sonra e, tatiller için şöyle açıyorum. Tatiller içinde business hours yani çalışma saatleri ekleyebiliyorsunuz. Bazen hani yarım gün olabilir. Siz e, o yarım gün için farklı çalışma saatleri kullanabilirsiniz. O yüzden burada her tatil için çalışma saatleri ekleme butonu var. Buradan ekleyip çıkarabiliyorsunuz. Şimdi tekrar tatillere gelelim. Yılbaşını tatil olarak ekleyelim. Şu anda görüyorsunuz diyelim ki bir şirkete girdiniz. Bu şirkete yeni girdiniz. Şirket de yeni başladı. Tatiller girilmemiş. E, ondan sonra çalışma saatleri girilmemiş. Sıfırdan başlıyor ya da sizden önce çalışan arkadaş her şeyi batırmış olabilir. Her şeyi düzeltmeniz gerekiyor. Ve diyelim ki tatiller girilmemiş ya da yanlış girilmiş onları sizin girmeniz gerekiyor bir admin olarak. Şimdi tatil nasıl eklenir? Yılbaşını tatil olarak eklemek istiyorum. New'e tıklıyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? New Year diyoruz. Şu şekilde. New Year'i ekliyoruz. Burada daha önce girmiştim. New Year, yılbaşı. Tekrar da mi tatil mi? Evet. O yüzden yukarıda işimiz yok. Recurring, yani tekrar eden tatili seçiyoruz. Şimdi yukarısı gördüğünüz gibi kapandı. Kullanmıyoruz. Burada All Day var. O önemli. All Day mi olsun yoksa günün belli bir saatinde mi olsun? Diyelim ki o gün 6 ile 6.30 arasında tatil vermek istiyorsunuz. Bunu da yapabiliyorsunuz. Ama ben All Day diyorum. O günü tamamen tatil yapıyoruz çünkü yılbaşı günü tatil olması gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Burada bizim bize verilen e, seçenekler var. Günlük mü olsun diyor? Haftalık mı olsun? Aylık mı olsun? Yıllık mı olsun? Ben yıllık diyorum. Gördüğünüz gibi e, aslında çok basit. Yıllık her yıl. Ondan sonra buradan ya e, belli bir günü seçersiniz ya da belli bir e, ayın belli bir günü seçebiliyorsunuz. Şöyle. Diyelim ki June first diyorsunuz. Yani burada ne yapmamız gerekiyor? January first. Yani ocağın birinci günü tatil. Her ocağın birinci günü tatil olmuş oluyor. Tekrar diyorum. Recurring olduğu için her ocağın her yıl görüyorsunuz. Ocağın birinci günü tatil olmuş oluyor. Bu şekilde e, ayarlarsa görüyorsunuz. Ama şunu da yapabiliyorsunuz. Diyelim ki her on every January first değil de şunu seçebiliyorsunuz on. Farklı tatillere göre tabii ki. Bunları seçebiliyorsunuz. Ne mesela? First day of January. Second day of January. Yani January'nin ikinci günü. Her zaman January, ee, Ocak ayının ikinci günü seçebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ya da second Sunday of January seçebiliyorsunuz. Yani Ocak ayının ikinci pazarı. Bu şekilde tatiller varsa gerçekten Salesforce bütün tatil imkanlarının hani mümkün olan bütün tatiller için sistemi kurmuş. Siz mümkün olan bütün tatilleri ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz devam edelim. On every January 1 dedik. Bu bizim yılbaşı gününün tatil olduğunu gösteriyor. Bunu save yapıyorum. Şu anda bizim tatillerde gördüğünüz gibi yılbaşı bir tatil. All day hangi gün? E, şu an recurring yapıyor görüyorsunuz. E, kendi etrafında dönüyor. Yani sürekli değişecek bu. Ama ilk tatilimiz 2023 Ocak 1 bizim ilk tatilimiz olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane daha ekleyelim isterseniz. Mesela Amerika'da July 4 tatil olarak biliniyor. Buraya July 4 yazalım. Yani çünkü e, Amerika'nın kurtuluşu. O yüzden e, tatil yapılıyor. Yine recurring yapmamız gerekiyor. Çünkü her sene tekrarlanan bir tatil. Eee mi? Hayır. Weekly mi? Hayır. Her hafta yapılmıyor. Monthly hayır. Yearly. Yearly bir tatil. O yüzden 10 July 4 demeniz gerekiyor. July 4 olarak yapıyoruz. Bunu da kaydediyoruz arkadaşlar. Ee, no end dedik. Çünkü bu sürekli tekrarlanıyor. Eğer bunu seçerseniz end e, olur. Yani end olması gerekiyor. Recurring değil. Hani diyelim ki 5 yıllık. 3 yıllık bir tatil. 3 yıl sonra tekrarlanmayacak bir tatil. O zaman no end diyorsunuz. Ama şimdi e, no end seçmemiz gerekiyor. Çünkü bu tatil yıllardır kutlanan ve yıllardır yıllar boyu kutlanacak bir tatil. Bunu da kaydediyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tatil ekleyelim. İsterseniz öncelikle Amerika'daki tatillere bakalım. Amerika'ya bakalım hangi tatiller var. Oradan bilgi sahibi olabiliriz. Ne diyor mesela? Yılbaşı bir tatil. Bunu ekledik. Ondan sonra mesela bu Washington's birthday mesela. E ne zaman? E her pazartesi. Şubat'ın her üçüncü pazartesi. Önemli. Şubat ayının üçüncü pazartesi. Bunu ekleyelim beraber. New diyorum. Tatilin adını giriyorum Daha sonra recurring diyorum. Ne diyordu? E, 4 Monday in February. February açıyoruz. Ne diyor? 4 Monday. O zaman yearly yapıyoruz. Ama ikinci seçeneği seçiyoruz. 4 Monday of February şeklinde bizden istenen günü bu şekilde tatil yapıyoruz. Artık her yılın dördüncü pazartesi ama hangi ayın? Şubat ayının tatil olacak. Bunu kaydediyorum. Bu bizim üçüncü tatilimiz olmuş oldu. Dördüncü tatilimiz olmuş oldu. Bakalım başka eklenecek bir tane başka var mı? Labor Day'i de da ekleyelim arkadaşlar. Labor Day her pazartesi. First Monday in September diyor first Monday in September. Bunu aklımızda tutalım. Recurring mi? Tekrar eder mi? Evet. First Monday in September. O zaman yine ikinci seçeneği seçiyoruz. First Monday in September şeklinde tatilimizi ayarlayabiliyoruz. Tekrar söylüyorum. Salesforce bütün tatil olanaklarını bütün tatil olanaklarını size vermiş. Yani istediğiniz şekliyle tatil ekleyebiliyorsunuz. Günlük yapmış, haftalık yapmış, aylık yapmış, yıllık yapmış, first Monday demiş, first day demiş, bütün imkanları, bütün e, olanakları size vermiş. Burada eklediğiniz bütün tatilleri görebiliyorsunuz.